Değerli kardeşlerim, sohbetimin öncesinde Kur'an-ı Kerim'e müracaat etmek istiyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri Nisa suresinde 118 ve 119. ayetlerde, hani ayeti kerime yukarıdan geliyor, Cenab-ı Hak Hazretleri dalalete düşenlerden bahsettikten sonra onlar müşriklerden ve kafirlerden bahsediyor, bilhassa müşriklerden bahsediyor. Cenab-ı Hak Hazretlerinin şirk günahını asla affetmeyeceğini haber veriyor. Sonra da buyuruyorlar ki onlar putlara dişilerin adlarını verdikleri dişi adlar verdikleri putlara tapıyorlar ve de inatçı şeytandan dileklerde bulunuyorlar. Şeytana sanki tapıyorlar. Şeytanın dediklerini efendim ee, uyguluyorlar hayatlarında. Onun yolundan gidiyorlar ve ona tabi oluyorlar. Halbuki şeytan Biliyorsunuz Allahu Zülcelal Hazretlerinin emrine asi olduğu için lanetlenmiş idi. İblis, şeytanların başkanı olan iblis, vaktiyle cennette yaşarken malum, Cenab-ı Hak Hazretlerinin Adem Aleyhisselam'a secde emrine karşı geldiği için cennetten kovulmuştu. Ve de o cennetten kovulduktan sonra Cenab-ı Hak Hazretlerinden mühlet istedi. Ya Rabbi bana uzun bir mühlet ver, uzunca yaşamak istiyorum dedi. Dünya imtihan dünyası olduğu için Cenab-ı Hak Hazretleri iyi ile de kötü ile de hayırla da şerle de kulunu imtihan edeceği için şeytana mühlet verdi. Ama biz bilmeliyiz ki şeytan lanetlenmiş bir varlık. Ve de inne şeytan elekum aduun fettehizuhu ve ayeti kerimesinde açıkça ifade edildiği belirlendiği gibi o bizim baş düşmanlarımızdan nefisle birlikte kötü arkadaşla birlikte Şeytan bizim en ciddi, en büyük düşmanlarımızdan biri. Onun için Rabbimiz onu düşman olarak bilin, düşman olarak tanıyın ve onun sizin çok ciddi bir düşmanınız olduğunu asla unutmayın diye tembihte buluyor Kur'an-ı Kerim'de. Ayet-i Kerime burada da Nisa suresinde de böyle devam ediyor. Le'anehullah. Allah o şeytana lanet etmiştir. Lanet kovulmak demek yani Allah'ın rahmetinden kovulmuş bir varlık. Cenab-ı Hak Hazretleri onu cennetten kovdu, rahmetinden kovdu ve bizim aklımıza gelebilecek bütün güzelliklerden ve iyiliklerden kovdu. Onun için şeytana tabi olan onun peşinde Allah korusun, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan varlık olur, insan olur ve de onunla beraber sonunda mutlaka yine ayetleri, ayet-i kerimelerde belirtildiği gibi değerli kardeşlerim, ...mutlaka şeytanın peşini bırakmaz da o çizgide yaşar... ...ve öylece ölürse onunla beraber cehennemlik olur. Rabbim bizleri ve bütün din kardeşlerimizi korusun. Evet, Cenab-ı Hak... Lanehullah. ...Allah o şeytana lanet etmiştir diye buyurduktan sonra... ...şeytanın şeytanın bir e, halini bize e, veya bir sözünü bize aktarıyor Rabbimiz. Dedi ki şeytan lanetlenip cennetten kovulunca ve kal la ettahizanna min ibadika nasiban ya rabbi madem ki sen beni rahmetinden kovdun cennetinden dışarıya çıkardın ben o senin kullarından belirli bir pay edineceğim yani onların bazılarını peşime düşüreceğim onların bazılarını kendime kul edeceğim Rabbim korusun Cenab-ı Hak Hazretleri bizi yüce zatına layık kul, Habibine layık ümmet eylesin. Değerli kardeşlerim, hayat belli. Hak ortada açıkça, Cenab-ı Hak Hazretlerinin razı olduğu yol açık, net, batıl da belli. Rabbimiz bunu çok açık bir şekilde ortaya koymuş. Yani bizim gibi aslında aklı başında bir varlık için eşrefi mahluk ekremi mevcut olan insan için yakışan şeytanın değil Rahman'ın kulu olmaktır. Onun için gayret sarf edeceğiz. Onun için çalışacağız. Onun için çırpınacağız ve Rabbimize kul olmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevindireceğiz. Yani biz güzel kul olursak, Resulullah'a güzel ümmet olursak Allah'ın Resulünü sevindirmiş oluruz. Tabi Rabbimiz de bizi sever. Ama şeytanı sevindirmek Rabbim muhafaza buyursun. Hem Rabbimizden uzaklık demek hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden uzaklık demek. Evet dedi ki ya Rabbi madem ki sen beni kovdun rahmetinden cennetinden çıkardın. Diğer ayeti kerimelerde de böyle hani daha önce de anlatmıştık ya. Onların önlerinden geleceğim, arkalarından geleceğim, sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın ya Rabbi. Yani buradaki şükürden kasıt sadece dil ile ya Rabbi şükür demek değil. Gönülle şükür, bütün organlarla şükür, bütün hayatla şükür. Yani güzel bir kul olmak. Onu sana hakkıyla, onları sana hakkıyla kulluk yapanlardan bulamayacaksın ya Rabbi. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri buyurdular ki, benim öyle kullarım olacak ki ey iblis, ey şeytan, benim öyle kullarım olacak ki sen onlara asla zarar veremeyeceksin. Onları asla peşinden götüremeyeceksin. Onlar seni çok iyi tanıyacaklar ve bilecekler ve sana asla kulluk etmeyecekler. Rabbim bizi o bahtiyar kullar zümresine ilhak eylesin. Evet, ben onlardan bazılarını Böyle kendime pay olarak elde edeceğim, onları peşimden getireceğim, onları kendime kul edeceğim, kendime tabi kılacağım. Sonra ne yapar şeytan böyle bizi Allah korusun peşine düşürürse? Buyuruyor ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şeytanın dilinden şeytan böyle söylüyor. وَلَا <laughs> أُولِلَّنَّهُمْ Onları mutlaka saptıracağım. Yani haramlara düşürerek. Allahu u Zülcelal Hazretlerinin razı olmadığı çizgilere ve yollara çekerek, onlara İslam'a ters düşen bir hayat telkin ederek, nefsin arzularını güzel göstererek, tatlandırarak, nefis bir yandan, şeytan bir yandan, düşmanlarımız ya, bizi cehenneme sürükleyebilmek bizimle, efendim bizi sanki alay edercesine, bizi yakabilmek, bizi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırabilmek için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ediyorlar değişik tuzaklar kuruyorlar önlerimize değerli kardeşlerim. Ve şeytan öyle diyor. Onları saptıracağım. Onları senin yolundan başka yollara çekeceğim ya Rabbi. Rabbim şerrinden muhafaza buyursun. Her ne kadar tuzakları inne keyde şeytani zayıf ayeti kerimesinde işaret olunduğuna göre şeytanın tuzakları, oyunları her ne kadar zayıf ise de maalesef zaman zaman hepimizi tuzağına düşürebiliyor. Çünkü değerli kardeşlerim Adem Aleyhisselam'ın gününden beridir milyonlar yıllardır insanları dalalete düşürmekte çok ciddi tecrübe kazanmış Adem. Çok korkunç bir tecrübesi var. Yani bir defa bu konuda mahir, becerikli bir de ciddi bir tecrübe onun üzerine eklenince Dediği gibi sağımızdan geliyor, solumuzdan geliyor, önümüzden geliyor, arkamızdan geliyor ve Rabbimizin rızasına uygun olmayan şeyleri bize tatlı pembe gösteriyor. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan bahsederken dünya hulvetun hadra çok çok hoş bir tabirle çok net bir ifadeyle böyle buyuruyorlar ya dünya tatlı yeşildir. İblis de bize kötülükleri tatlı yeşil veya hoşumuza gidecek renklerde öyle gösteriyor ve bizi maalesef tuzaklarına düşürüyor. Sonra, sonrası tabii pişmanlık, sonrası nedamet, sonrası eyvah, sonra keşke yapmasaydım ama iş işten geçmiş oluyor. Onun için aklımızı başımıza alıp, dikkatli davranıp, uyanık, uyanık gezip, yani abdestle mi gezeceğiz, devamlı dua mı edeceğiz, ayetel kürsüler mi okuyacağız, arkadaşlar, dostlar olarak birbirimize, telkinlerde, tavsiyelerde mi olacağız, birbirimizin murakıbı mı olacağız, ne yapıp yapıp şeytanın ve nefsin şerrinden korunmaya çalışacağız değerli kardeşlerim. Ama o da atlısıyla, yayasıyla, bütün gayretiyle bizi saptırmak için çalışacak. Biz de mücadele edeceğiz. Hayat mücadeleden ibarettir ve dünya imtihan dünyasıdır. Yerine göre haramları o kadar tatlı gösteriyor ki değerli kardeşler, o sonunda mutlak pişmanlık olan, mutlak nedamet olan haramları o kadar tatlı gösteriyor ki, tabi nefis de bir yandan ona fevkalade yardım ediyor, nefis daha zalim, daha şedid bir düşman, daha daha güçlü bir düşman, onun için dikkatli olmak lazım. Yerine göre hepimizi çok rahatlıkla avlayabiliyor, sonra da karşımıza geçip gülüyor değerli kardeşler. Bizi insanı maskara ediyor. Allah muhafaza buyursun. Belki düşük bir tabir oldu ama herhalde gayeye uygun bir tabir oldu. Ve bizi bizi rezil ediyor insanlar içerisinde. Hele hele hadi bırakın insanları hele hele Rabbimize karşı hele hele Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı utanacağımız işleri yaptırıyor bize ki hakikaten bizim için utanç vesilesidir o haramlar. Onun için yapmamaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Şeytanın tuzaklarından uzak kalabilmek için elimizden gelen gayreti sarf etmiş olacağız. Sonra ve le umenniyenhum Onları boş kuruntulara da boğacağım. Hayaller. İnsan tabii insan hayalleriyle de yaşar. Yerine göre hayaller insanı yeni icatlara, keşiflere, güzel şeylere de yönlendirir. Ama Bunlar gerçekçi hayaller olacak. Tabir yerinde olur mu bilmiyorum. Yani gerçekleştirilebilecek hayaller olacak. Boş kuruntular olmayacak. Öyle bir hayal olacak ki neticesinde bir meyve olacak. Bir 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 şey elde edilecek. Oturacağız, düşüneceğiz. Bütün icatlar ve keşifler o hayaller neticesinde belki çıkmıştır ama şeytan bize boş kuruntular hayal ettiriyor. Elimizin ulaşamayacağı ömrümüzün yetmeyeceği, asla muvaffak olamayacağımız şeylerle bizi meşgul ediyor. Hayal aleminde, hayal deryasında geziyoruz. Sonra zaman boşa gidiyor, ömür boşa gidiyor veya Allah muhafaza buyursun nefis şehvet kabarıyor o hayal aleminde, sonra haramlara bizi düşürüyor, tehlikelere düşürüyor. İşte o hayallerle, o boş konuntularla mesela bir insanın zengin olma hayaliyle meşgul ediyor. Zengin olmak lazım, zengin olmak lazım, zengin olmak lazım. Hep öyle düşünüyor. Tabii zengin olunsun. Ben gönlüm arzu eder ki bütün inanan kardeşlerimin maddi imkanları fevkalade bol olsun. Ama halaldan kazanılsın, halala sarfedilsin. Kimsenin hakkı olmasın. Kimsenin herhangi bir maddi kul hakkı Allah korusun o rızıkta, o kazançta bulunmasın. O kadar yani o kadar kazanın ki bu babamın da sözüdür dostlarımıza. O kadar kazanın ki bugünkü bilgisayarlar bile sizin servetinizin hesabını yapamasın. Ama halalından kazanın. Bolca kazanın Allah yolunda da bolca harcayın der hep kulaklar ışınlasın. Ben de aynı fikre iştirak ediyorum ve aynen söylüyorum ama kuruşuna kadar santimine kadar halal olsun. Temiz olsun ki ahirette Mahşer gününde hesap gününde bize vebal olmasın. Eğer Allah korusun zenginlik hayallerine düşürecek olursa insanı sonra insanlar haramlara düşüyorlar. Faize düşüyorlar. İnsanları aldatıyorlar. Üç kuruş menfaati için yalan yere yemin ediyorlar ve rızk bozuluyor. Rızk bozulunca kan bozuluyor. Kan bozulunca hem maddi hayat hem de manevi hayat perişan oluyor değerli kardeşlerim.